Herkese merhabalar. 6. sınıf matematik 1. dönem 2. yazı hazır mıyız Tonguç evladım? Hayır hocam, hazır değilim ya. Zaten o yüzden burasını çok güzel bir şekilde senle MEP kazanımlarına uygun bir şekilde ve aynı zamanda okulda çıkacak sınav konularına uygun bir şekilde konuların hepsini tekrar edeceğiz ve süper bir not alacaksın inşallah. 100'ü çakacaksın diyor muyuz evladım? Başlayacağız hocam, sorular yok. Tonguç'um bir kere sorulara geleceğiz. Sorular hemen arkasında ama öncesinde sana bu sınavda çıkabilecek konu başlıklarıyla ilgili ufak bir özet yapacağım. Hemen göreceğimiz konular bu sınavda en fazla aynı konulardan gelecek. Tam sayılar ve kesirlerden gelecek. Geçen sınavda gelip biliyorsun ki doğal sayılar ve kümeler çıkmıştı Tonguç'um. Doğal sayılar ve kümelere de birazcık değineceğiz ve hızlı bir tekrar yapmış olacağız. Ondan sonra da hemen çat diye sana çok kaliteli 10 tane soru hazırladım ve bu 10 tane soruyu beraber çözeceğiz. Tam sayılar ve kesirlerde bilmemiz gerekenleri biliyorsun Tonguç'um. Bir sayı doğrusunda ortada sıfır varsa sağında artı sayılar, solunda eksi sayılar vardı. Ve aynı zamanda Tonguç'um sol taraftaki daha küçük, sağ taraftaki daha büyüktü. Bunu biliyor muyuz öyle adam? Hayır. Peki, evet. Biliyoruz. O yüzden eksi 1 mi büyüktür, eksi 2 mi büyüktür dediğimiz zaman hemen diyeceğiz ki eksi 2'yi atlamayacağız. Eksi 1 diyeceğiz çünkü o sağdadır diyeceğiz. Ve buradaki mantığı çok iyi oturtmamız gerekiyor. Sonrasında Tonguç'un mutlak değer denen bir kavram vardı. Mutlak değerde de mutlak değerin aslında içine giren şeyi tost gibi dışarıya artı püskürttüğünü, artı tükürdüğünü bilmemiz gerekiyor. Yani sen bu etrafına bu çizgileri aldıysan çıkan sayı her zaman pozitif olacak, artı çıkacak. Mesela eksi 10'un mutlak değeri artı 10'dur değil mi Tonguç abi? Evet hocam. Dolayısıyla şimdi bunları genel olarak bilmemiz gerekiyor. Tabii tam sayılar ve sayı doğrusunu, mutlak değer ve sıralamayı, sıralama dediğimiz şeyde mutlak değerin dışarıya püskürttüğünü, kesirlere geçersek Tonguç'um, kesirlerde sıralamada paydalara eşit olanların payı büyük olanın daha büyük olduğunu, paylara eşit olanın da paydası büyük olanın daha küçük olduğunu, yani ters bir ilişki olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda Tonguç'um sınavda gerçekten çıkacak olan şeylerden bir tanesi toplama ve çıkarma. Toplama ve çıkarma sınavda çıkar ve aynı zamanda işte paydalarını eşitleyerek toplama çıkarmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda çarpma bölmenin de özelliklerini çok iyi gerçekten de hatırlamalıyız. Çünkü çok önemli, sınavda çarpmanın normal çarpıldığını, bölme ise ters çeviri çarpma modeliyle olduğunu hatırlayalım. Sınavda kesin çıkar diyoruz. Geldik ikinci yazılı konulardan diğer eski konuları hemen tekrar edersek. Doğal sayılarda zaten çok önemli bir başlık vardı. O da işlem sırası. Üstü, parantez, çarpma, bölme, toplama, çıkarma. Yani üpşt. Aynen öyle. Üpşt. Püçt de olur, hiç fark etmez. İkisi de aynı kapıya çıkıyor ama sonuçta senin bilmen gereken şey üp dediğimiz şey başta gelir, onu bileceğiz. Sonrasında Tonguç'um asal sayıları bir hatırlamalıyız. Asal sayılar dediğimiz şeyin asal çarpanlara ayırmanın nasıl olduğunu sınavda sorabilirler. 24'ü hemen böyle 2'ye böldük 12, 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1 şeklinde. Sonrasında Tonguç'um 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 aslında 24'tür hatırlamamız gerekir. Ve aynı zamanda Tonguç'um bunlar sınava çıkar. Yani bu 24'ün çarpanları nelerdir? Veya işte 24'ün asal bölenleri neler, pardon, bölenleri nelerdir tarzında sayılar çıkar. Asal sayıların da 2, 3, 5 gibi sadece kendisine ve 1'e bölünebilen sayılar olduğunu hatırlayalım Tonguç. Bravo diyorum sana. Dolayısıyla çok güzel bir şekilde çalışacağız değil mi inşallah? Be. Sınavdan çok iyi not alacağız. Bölünebilme kuralı. En az 100 almam lazım çünkü ilk sınav 0. Aynen. Bölünebilme kurallarında da 2'ye bölünebilme, 3'e bölünme, 4'e, 5'e, 6'ya, 9'a ve 10'a bölünebilmeyi hatırlayalım. 2'ye bölünebilme birler basamağının çift, 3'e bölünme rakamları toplamının 3'ün katı, 9'a bölünme de rakamları toplamının 9'un katı olduğunu bileceğiz. Bak bunlar birbirine çok bağlantılı. Son iki rakamın 4'ün katı olsa 4'e bölünür. Son rakamı yani birler basamağı 0 ya da 5 olsa 5'e bölünür. 6 ile bölünebilmek için de 2 ve 3'e tam bölünebilmesi ve 10 ile bölünebilmesi son basamağı, yani birler basamağının 0 olması gerekiyor dedik Tonguç'um ve geçtik. Hemen kümeleri de hızlı bir şekilde tekrar edelim ve sorulara geçiyoruz. Bilmemiz gerekenlere bak. A, B, C, D mesela bu kümenin elemanları nedir? A'nın kapsadığı yerin içindekiler yani A, B, C'dir. B'nin içindekiler de bak bunun içindeki şeyler yani C ve D'dir. A birleşim B dediğimiz şeyin ise bütün hepsini bir araya kattığımız yani A, B, C'de A kesişim B de tam ortası yani ikisinin de ortak olan yerleri olduğunu bilmemiz gerekiyor. Buna kesişim, buna da birleşim diyorduk. Bunlar sınavda çıkar Tonguç'um. Ve boş kümeye baktığımız zaman içinde hiç eleman yok. Veya bu şekilde de gösteriyoruz. Bunu hatırlatayım sana. A'nın eleman sayısı mesela 3 ise eğer, mesela şu kümede A'nın eleman sayısı 3 değil mi Tonguç evladım? Evet hocam. Hatta buna K diyelim. Bu farklı bir küme olsun. Sanki bununla karışıyor gibi. A'nın eleman sayısı 3'tür Tonguç'um. Bu şekilde gösterilir. Ve A A'nın elemanıdır. D elemanı değildir Tonguç. Neden değildir? Çünkü D yok A'nın elemanlarının içinde. E elemanı değildir A'nın gibi ifadelerle elemanıdır, elemanı değildir gösteriyoruz. Ve geldik sorulara. Ayın elemanı. Şimdi geldik Tonguç'um.
İstenen bilgileri yazabilir. 40 sayısının çarpanları nelerdir? Çarpanları bulurken ne yapıyorduk Allah'ını seversen? Çarpan ağacına tırmanıyorduk. Hayır, çok basit bir yöntemle yapıyorduk. Şimdi 40'ı bölen sayılar aslında çarpanlardır. Bölen demek aslında çarpandır. 40'ı ne böler Tonguç'um? 40'ı 1 böler Tonguç. 2 de bölebilir Tonguç'um. 4 de bölebilir. Çünkü 40 1'e 2'ye 4'e bölünebilir. 1'e bölsen 40, 2'ye bölsen 20, 4'e bölsen 10 çıkar. Bak 5'e de bölünebilir Tonguç'um. 6 olur mu Tonguç'um? Olur. Hayır olmaz. 6'ya bölünemez. Çünkü 3'e bölünemiyor 40. 6'ya bölünemiyor Kur'an hatırlamıyor. 3'e bölünebilmediğini zaten buraya yazdık. 3'e bölünemiyor. Geldik. 7 olur mu? Olmaz. 8 olur mu? Olur. Olmaz. 8'e, 48'e bölünse 5 çıkar. 9 olur mu? Olmaz. 10 olur mu? Evet 10 olur. 4 çıkar sonucu. 11'e, 12'ye, 13'e, 14'e, 15'e, 10'a hiçbir şey olmuyor. 20'ye kadar devam ediyor. Sonrasında en sonunda da 40 geliyor Tonguç'um. O zaman çarpanları aslında bunlardır diyerekten çatarak diye bulabiliyoruz bunun çarpanını. 12 sayısının 65'ten küçük katlarını demiş. Şimdi 12'nin katlarını bulmak için ise şöyle yapmamız gerekiyor Tonguç Evren benim. 12'nin hemen katlarını yazalım. 12'nin kendisini de yazmamız gerekiyor. Bak bunu unutma. Herkes bunu da karıştırıyor. 12, 24, 36, bak 1 katı, 2 katı, 3 katı, 4 katı 48, 5 katı 60, 6 katı 72. Ya kardeşim 65'ten küçük demiş. Bunu almıyoruz. O zaman kaç tanedir Tonguç Evren benim? 1, 2, 3, 4, 5 tanedir diyoruz ve bunlardır diyoruz. Geldik diğer sorumuza. Ne yapıyoruz? Çok basit aslında. Katlarını bulurken 12'yi 1 ile çarptık. 12'yi 2 ile çarptık. 12'yi 3 ile çarptık diye hatırlatayım sana. Geldik bir tane probleme. Sınavında çıkabilecek tarzda bir problem. Tonguç ve Tongül kendi aralarında çöpleri sırasıyla Tonguç'um 5 günde 5 gün ve 6 günde bir dışarı çıkarmaktadırlar. Buna göre ikisi birlikte aynı gün çöp çıkarttıktan kaç gün sonra tekrar beraber çöp çıkartabilirler demiş. Bir kere Tonguç'um Tonguç yazalım. Buraya da Tonguç yazalım. Buraya da Tongül yazalım. Bir kere bu arkadaşımız Tonguç arkadaşımız 5 günde bir. O zaman bir 5 gün geçti. Sonra hangi günde çıkacak? 10. günde çıkartacak. Sonra 15. günde çıkartacak. Sonra 20. günde. Sonra 20. Yani 5'in katları günlerde çıkarmayacak mı Tonguç? Evet. Süpersin. 30. günde 35, 40, 45, 50, 55, 60 dedik değil mi Tonguç'um? Geldik Tongül'e. Tongül arkadaşımız da 6 günde bir çıkartıyor. 6, 12, 6'nın 2 katı, 6'nın 3 katı... 18, 6'nın 4 katı 24, 6'nın 5 katı 30, 6'nın 6 katı 36, 6'nın 7 katı 42, 48, 54, 60 şeklinde ilerliyor Tonguç'um. Geldik Tonguç diyor ki ikisi birlikte aynı gün çöp çıkarttıktan kaç gün sonra tekrar beraber çöp çıkarabilirler? Kaç gün sonra? İnanılmaz basit. Bak ikisinin de eşleştiği yer 30 gün. 30. günde ikisi de aynı anda çöp çıkartıyor değil mi? Oh be. Bu 5. günde, bu 10. günde, bu 15. günde, bu 20. günde, 20. Ama burada hiç örtüşmüyor ki. Bu 6, bu 12. bu 18. bu 24. gün. Ama 30. günde ikisi de beraber, hatta 60. günde de ikisi de beraber çöp çıkartıyor. O zaman en yakın olan hangi günmüş? 30. günde beraber çöp çıkarabilirler diyoruz. Yani 30 gün sonra çöp çıkarırlar diyoruz. Geldik dört basamaklı. Of üçgenli kareli soru. Bak dört basamaklı ama buradaki basamakların yerlerine sayıları yazmamış da üçgen ve kare yazmış. Sayısı 9 ve 5 ile tam bölünebildiğine göre demiş. Ya kardeşim bölünebilme dediğimiz. Bu hemen zaten şeye geliyoruz hiç merak etme. Tam sayılar ve kesirlere geliyoruz. Sınavda da bunlar ağırlık çıkacak ama hemen sana öncelikle eski konuları bir tekrar ediyoruz. Bak 3 üçgen 4 kare sayısı 9 ve 5 ile tam bölünebildiğine göre demiş. Ya kardeşim 9 ile bölünme kuralında 5 ile bölünme kuralını hemen hatırlayayım. En basiti 5'e bölünme. Neden? Çünkü birler basamağının 0 veya da 5 olması gerekiyor. O zaman bu eğer 5'e bölünüyorsa bu sayı 3 üçgen 4 kare yerine 0 ya da 3 üçgen 4 kare yerine 5 olması gerekiyor. Yani bak bu sayılar artık 5'e bölünür değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Çünkü birler basamağı 0 ya da 5 oldu. Şimdi gelelim 9 ile bölünme kuralına. 9 ile bölünme kuralı ne diyordu? Rakamlarının toplamı yani 3 artı üçgen artı 4 artı 0 eşittir ne olması gerekiyor? 9'un katı olması gerekiyor. Aynı şey burada da geçerli. 3 artı üçgen artı 4 artı 5 eşittir 9'un katı olması gerekiyor. Bunu yazdıktan sonra çok basit. Bak 3 artı 4 7. Artı 0 7'dir. 7 artı üçgen 9'un katı olacak Tonguç'um.
O zaman üçgen kaç olabilir ki Allah aşkına? 7 ile kaçı toplarsan 9'un katı olur? 9'un katı ne? 9, 18, 27. Ya kardeşim bu 2 olmak zorunda bak. 2 ile toplarsan 9 eder, 9'un katı eder. Bitti bu kadar. 18 olamaz çünkü 11 olması gerekiyor. Bir rakam değil. Bunların hepsi bir rakam olması gerekiyor, unutmayalım. Geldik. 3 artı 4, 7, 7 artı 5, 12. 12 ile üçgeni toplarsak 9'un katı olmayacak mı Tonguç evladım benim? Evet hocam. O zaman 9'un katı kaçtır? 12'den bir sonraki 18'dir. Dolayısıyla 18. Bunun 6 olması gerekiyor ki 12 artı 6, 18, 9'un katıdır. O zaman üçgen sayısının alabileceği değerlere baktığımız zaman 2 ve 6'dır Tonguç. Bravo diyorum sana. Geldik kümelere göre, aşağıdaki kümelerin elemanlarını yazıp sayılarını bulunuz demiş. K asal rakamlar demiş. Tonguç, asal rakamlar nelerdir? Asal sayılar dediğimiz şey. Asil sayılar. Aynı. Sadece kendisi ve 1'e bölünen sayılar. Ya 2, 2 ile başlayan asal sayılar. 3, 5, 7, sonra 11, sonra 13, sonra 17, sonra 19. Bunlar asal sayılardır. Böyle devam eder. Ama bize demiş ki asal rakamlar demiş. O zaman sadece rakam olanlar şu kadardır Tonguç'um. Bunlar rahat, bunlar rakam değil. Bunlar iki basamaklı. Dolayısıyla rakam olabilmesi için 0 ile 9 arasında olması gerekiyor. Dolayısıyla 2, 3, 5, 7. O zaman K'nın elemanlarını bulduk bile. Geldik tek rakamlara bakalım. Tek rakamlar nedir Tonguç evladım benim? Rakam dediğim şey 0 ile 9 arasında, unutmayalım. Evet. 1 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir, 7 olabilir, 9 olabilir Tonguç'um. O zaman L'nin elemanlarını da yazmış olduk. Bunlar tek rakamlar. Çift rakamlara bakarsak 0 olabilir, 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir ve 8 olabilir Tonguç'um. Bunlar da M'nin elemanları. Dikkat et bak. Bunlar da nedir Tonguç evladım benim? Çift ve rakam olacak. 0 ile 9 arasında. 10 olamaz yani. Harika. O zaman K'nın eleman sayısı 1, 2, 3, 4. 4 yazdım, yapıştırdım. Peki K'nın elemanları 2, 3, 5, 7 yapıştırdım. Peki K ile M'nin kesişimi. K ile M'nin ortak olan elemanları bak. 2 var ikisinde de. Başka var mı? Başka bir şey yok ne yazık ki. Sadece 2 yazıyorum. K ile L'nin elemanların ortak olanları bak. Kesişim ortak olanlar demekti. K ile L'nin ortak elemanları 3 var, 5 var, 7 var. 3, 5 ve 7 diyorum. 3 elemanlı. L birleşim M. L ile M'yi birleştir. Hepsini yaz kardeşim diyor. O zaman yazıyorum. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya bunlardaki hepsini yazdığım zaman zaten sıfır, hepsi çıkıyor karşımıza. Bu kaç elemanlı Tonguç'um? L birleşim M. Sence kaç elemanlı Tonguç evlen? 9. Buradan... Evet 9 gibi. Hayır bak. 1'den 9'a kadar zaten 9 tane var. Bir de 0 var. 10 elemanlı. K kesişim L 3 elemanlı. K kesişim M 2. Pardon. Bu kaç elemanlı Tonguç evlen benim? 2. İşte patlarsın. 1 elemanlı. Sadece 2 var. O da 1 elemandır sadece. Bu arada enteresan bir çelişki var. Dikkat edin. Geldik. Amasya kelimesinin oluşturan harfler T kümesiyle ilgili. Aşağıdakilerden hangisini, aşağıdaki verilen boşluğa doldurunuz demişim. Amasya kelimesini oluşturan harfler nelerdir Tonguç T kümesini? Hemen yazalım beraber seninle. A. T küme. Harika. Bir dakika hemen yazıyorum. A. M. M. A. Evet tebrik ediyorum. Bravo sana. Evet tebrik ediyorum. A. S. Sonra evet S. Sonra çok Y ve sonra evet. A. Hayır patladın. Çünkü bir eleman sadece bir kere yazılır. O zaman S ve Y'yi yazarsak bir daha A'yı yazmamıza gerek yok. Kusura bakma arkadaşım. O zaman diyoruz ki T kümesinin elemanları A, M, S ve Y'dir. Peki T kümesi kaç elemandır? 1, 2, 3, 4. 4 elemandır. Peki Tonguç'um A elemanıdır T diyebilir miyiz? Evet A elemanıdır T'nin ama L elemanı değildir T'nin deriz ve bunu da geçeriz. Kümeleri bitirmiş olduk. Geldik tam sayılara. İşte aşağıdaki boşluklarda küçüktür, büyüktür, eşittir sembollerine uygun olanları yerleştiriniz demiş. Bir kere Tonguç ne demiştik? Mutlak değer bir tost makinesi gibi. İçine giren her şeyi sıcacık, böyle tazecik ve pozitif yapıyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz Tonguç Evren Bey? Eritiyor. Bu zımbırtı eksiği olursa olsun hiç fark etmez. Sen negatifsen bana ne? Kardeşim ben seni artı yaparım. Aslında bu zımbırtı artı 5'tir. Hiç bunu görme bile. Bunu artık unut. Artı 5'tir. Eksi 5 mi büyük, artı 5 mi daha büyük Tonguç Evren Bey'im? Artı 5. Tabii ki o zaman eksi 5... küçüktür artı 5 dememiz gerekiyor. Unutmayalım Tonguç evladım benim. Bu artı 5 gibi değerlendireceğiz. Geldik bu zımbırtıya. Bunu hiç unut, düşünme bile. Bu nedir aslında? Artı 10'dur. Artı 10 ile 9'da hangisi daha büyüktür Tonguç evladım benim? Tabii ki 10 daha büyüktür. 10. Dolayısıyla 10 büyüktür işareti. Sanki bak B harfi görüyor musun? Bak bu da küçüktür K harfi gibi. Böyle yanından solundan bir çizgi çizdiğiniz zaman böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Geldik. Bunu artık hiç düşünme, unut bile. Artı 6'dır bu aslında. Bunu hiç unut. Artı 6 artı 6. Hangisi daha büyüktür Tonguç Evren Bey? İkisi eşit. Mükemmel zekisin. Geldik. Eksi 7'yi hiç düşünme bile Tonguç Evren Bey. Bu aslında artı 7'dir. Artı 7'nin daha büyük, 0'ın daha büyük evladım. Tabii ki artı 7 daha büyüktür. O zaman bu büyüktür işareti. Hocam çok zorlayıcı sorular soruyorsun. Evet tebrik ediyorum size. Sanki büyüktür işareti gibi. Dikkat edin.
Eksi 4 hiç umurunda bile değilsen sen artı 4'sün aslında. Bu da hiç umurunda değilsen artı 4'sün aslında. Ya içindeki pozitif çıkmak zorunda. O zaman birbirine eşittir diyorum ve süper bir şekilde küçüktür, büyüktür, eşittir sembollerini yerleştirmiş olduk diyoruz. Geldik. Verilen kesirleri sayı doğrusuna gösteriniz demiş. Tonguç'um, yapmamız gereken şey çok basit. İlk başta bu basit kesir mi? Hangi sayıyla hangi sayı arasında? Bu kaç tamdır Tonguç? Başında hiçbir şey yazmıyorsa sıfır tamdır. Bunu unutmayın. Sıfır tam, sıfırla bir arasındadır. O yüzden sıfırı buraya yazarım. Biri buraya yazarım Tonguç evladım benim. Sıfırı buraya yazarım. Biri buraya yazdıktan sonra sıfırla bir arasında beş parçaya bölelim. Beş parçaya bölebilmek için aslında toplamda Tonguç bak sıfırla bir arasında beş parçaya bölelim. Dört tane çentik atarız. Bir, 2, 3, 4. 4 çentik attım. Artık 5 parça sayalım istiyorsan. 1, 2, 3, 4, 5. Bak 5 parça oldu. Şimdi bu kesir 3 bölü 5 değil mi Tonguç? Bak 3'ü buraya, 5'i buraya yazarsam. Burada 5 parça var mı? Evet var. Var. 3 parçayı oluşturabilmek için ise yukarıda 3 tane çizmem gerekiyor. Sıfırdan başlayayım. 1, 2, 3. O zaman nereye geldim? Buraya geldim. İşte benim aradığım kesir. Yani 3 bölü 5 kesri buradır diyoruz. Geldik 0 ile 1 arasında bak ne yaptık? 5 parça böldük. Geldik 2 tam 1 bölü 3'e. Aman tanrım nedir bu böyle? Of. 2 tam 1 bölü 3 olduğu için 2 ile 3 arasındadır Tonguç. Dolayısıyla benim yapman gereken şey hani burası 0, burası 1, burası 2 ise burası da 3 ise 2 ile 3 arasında göstermem gerekiyor. 2 ile 3 arasında kaç parçaya bölecekmişim? 3 parçaya bölecekmişim. O yüzden kaç çentik atacağım Tonguç evladım benim? 2 çentik atacağım. Yani kaç parça bölecekmişim? Bir azı. 1, 2 çentik attım. Ne oldu bak şimdi bak. 1, 2, 3. 2 tam. 2 tam burada yazıyor. Buraya 1, buraya 3 yazacağım ya. Bak 3'ü oluşturdum. Şimdi yukarıdan da 1 tane gideceğim. İşte burası tam aradığım kesirdir. Tonguç evladım benim 2 tam 1 bölü 3'tür diyoruz. Geldik 7 bölü 4'e. Aman Allah'ım 7 bölü 4. İşte gıcıklık var. Neden gıcıklık var? Çünkü bu birleşik kesir. Birleşik kesiri ilk başta tam sayılı kesire çevirmem gerekiyor. Ondan bölmem gerekiyor. 1 kere 4, 4. Çat çıktı. 3 kaldı. O zaman bu aynen yazılıyor. 1. Bu yukarıya geliyor. 3. Bu aşağı geliyor. 4. 1 tam 3 bölü 4. Ne ile ne arasındadır 1 tam 3 bölü 4? 1 ile 2 arasındadır. Dolayısıyla aynı şekilde 0, 1, 2, 3 vardı ya Tonguç. 1 ile 2 arasında kaç parçaya bölmem gerekiyor? 4 parçaya bölmem gerekiyor. O zaman kaç çentik atacağım Tonguç'um? 3. Mükemmelsin. 1, 2, 3 çentik attım. Artık bak 1 tam 3, 4 ya. 4 parçaya böleceğim. 1, 2, 3, 4 süpersin. Üçüncüye gitmem gerekiyor. 1, 2, 3. Birden başlayıp üçüncüye gittim. İşte tam burası. Yani şurası 1 tam 3 bölü 4. Hatta 7 bölü 4 şeklinde de yazılabilir Tonguç. Bravo diyorum sana sayı doğrusuna göstermeyi de hatırlamış olduk. Sayıların kesirleri büyükten küçüğe sıralanız demiş. Büyükten küçüğe sıralamada bir kere şunu hatırlamamız gerekiyor. En büyüğü bulacağız önce. Evet süpersin. Basit kesirler daha küçüktür. Birleşik kesirler daha büyüktür. Bir kere bunu bileceğiz. Bir de basit kesirlerle birleşik kesirlerin tam arasındadır. O yüzden bak şimdi bir kere bu nereye ne arasında Tonguç'um? 1 ile 2 arasında. O zaman sayı doğrusu sağda. Bu 2 ile 3 arasında. O zaman daha da sağda. Bu daha küçük bir sayı. 3 bölü 2. Ha, 3 bölü 2 bir kere birleşik kesir. O yüzden hemen şu 3 bölü 2'yi kurtulalım. 3'ü 2'ye böldüm. Hop. 1 kere 2 2. Hop. 1. 1 tam. 1 tam. Bunu yukarıya aldım. Bunu aşağı aldım. 1 tam 1 bölü 2 de aslında bu zımbırtı. 1 tam 1 bölü 2 neyle ne arasındadır Tonguç Evren Bey'im? 1 ile 2 arasındadır. 3 bölü 4 bunlar 0 ile 1 arasında. 0 ile 1 arasında. Bu zaten 1 kendisi 1. O zaman bir kere bunların daha büyük olduğunu hatta bunların arasında en büyüğünün bu. Bak bu en büyük. Bu en büyük. Sonrasında bu. Sonrasında 1. Pardon 1 bölü 2. 1 tam 1 bölü 2 de bunların arasında. Acaba şunların arasında bir yere gelecek. O zaman şöyle düşünelim. Sayı doğrusu çizseydik senle Tonguç'um. Sayı doğrusu çizseydik. Ya kardeşim bunların sayı doğrusunda burası hani 0 desek, burası 1 desek, burası 2 desek, burası da 3 desek. Şimdi 2 tam 1 bölü 10 buraya bir yere geliyor değil mi Tonguç'um? Şuraya bir yere geliyor sallıyorum. 2 tam 1 bölü 10. Bu zımbırtılarda 1 tam 1 bölü 2'de 1 tam 9 bölü 10 var. Acaba hangisi daha büyüktür dersek paydalarını eşitlemek zorundayız. Paydanı eşitlerken ise Tonguç'um 1 tam 1 bölü 2 ya. Bunu 5 ile genişletirim. 1 tam bak 5 bölü 10 olur. 1 tam 5 bölü 10 mu büyük? 1 tam 9 bölü 10 mu büyük?
Tabii ki 9 bölü 10 daha büyük. Dolayısıyla bu daha büyük olduğu için 1 tam 9 bölü 10 şuralarda bir yerde. 1 tam 9 bölü 10. Burada da 1 tam 5 bölü 10. Sağdaki daha büyüktür, ilk kez unutmayacağız. O zaman bunu anladık. Tabii 1 tam 5 bölü 10 vermemişti bize. 3 bölü 2 demişti. O yüzden bunun yerine direkt 3 bölü 2 de yazabiliriz. Bunu da unutmayalım Tomucuğum. 3 bölü 2 yazdık. Sonrasında geldik 0 ile 1 arasındaki. 1 bir kere burada. 1 bir kere burada. Tamam, problem yok. 0 ile 1 arasında bu büyük yoksa bu mu büyük? Hangisini bulmak için çok basit bir metodumuz var. Yine payda eşitliyoruz. Bunu 2 ile genişletirsek. Bak 2 bölü 2 kere 2 4. 2 bölü 4 mü büyük, 3 bölü 4 mü daha büyük Tonguç evladım benim? 3 bölü 4. Tabii ki 3 bölü 4 daha büyük. O zaman 3 bölü 4 de burada. 1 bölü 2 de, yani 2 bölü 4 dediğimiz şey de burada. O zaman en büyüğü hangisi? 2 tam 1 bölü 10. 2 tam, hatta küçükten büyüğe demiş değil mi? Büyükten küçüğe demiş. 2 tam 1 bölü 10 büyüktür. Sonrasında hangisi geliyor Tonguç'um? 1 tam 9 bölü 10 büyüktür. Sonrasında bu zımbırtı 3 bölü 2 geliyordu. 3 bölü 2 büyüktür. Sonra 1 geliyor. Büyüktür. Sonra 3 bölü 4 geliyor. Çat, büyüktür. Sonra 1 bölü 2 geliyor. Bu şekilde büyükten küçüğe sıralamış olduk. Aslında birçok konuyu da tekrar etmiş oluyoruz. Tebrik ediyorum seni. Aynen hocam, konu anlatımı gibi oldu. Evet, süpersin. Verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz demiş. Ama yazılıya süper bir şekilde hazırlanıyoruz bu sorularla. Şimdi hocam işte, sizden bir şey istesem. Buyurun canım. Yazılıda takıldığım soru olursa resmini çekip WhatsApp'tan atsam siz bana gönderseniz cevapları olabilir mi hocam? Yazılıdan önce. Dangozumsun evladım, öyle bir şey yok. Sen çok iyi çalışıp çok iyi not olacaksın, yüzü çakacaksın. Geldik. Rasyonel sayıda toplama çıkarma. Ne yapıyorduk onun için? Paydaların eşit olmasına dikkat ediyorduk. Paydalar eşitse ancak toplama çıkarma yapabiliyorduk. O zaman paydalara eşitleyebileceğimiz sayının ben 24 olduğunu görebiliyorum. Çünkü 6 var, 8 var, 12 var. Bak bunu 4 ile genişletirsek, bunu 2 ile genişletirsek, bunu da 3 ile genişletirsek hepsinin ortak katı olan 8'in 3 katı, 12'nin 2 katı, 6'ın da 4 katı olan 24'te buluşuruz. Hadi bakalım seninle yapmaya başlayalım. 4 kere 1, 4 bölü 4 kere 6, 24. Hop. Artı 2 kere 7, 14 bölü 2 kere 12, 24. Hop. Sonra Tonguç evlamı eksi 3 kere 3, 9. 3 kere 8, 24. Şimdi bunları toplarız Tonguç artık, çünkü payları aynı artık. Veya çıkartırız. 4 artı 14, 18, eksi 9, 9, 9 bölü 24 eder. Yani 14'e 4 topladık, 9 çıkardık ondan. 9 bölü 24 bizim cevabımızı diyoruz. Sadeleşir mi? Sadeleşir. En sade hali bu mudur? Değildir. Hemen 3'e sadeleştik. İkisini de 3'e böldük 3, 3'e böldük 8. Yani 3 bölü 8 en sade halidir diyebiliriz. Sınavda en sade halini sorabilir, bir de dikkat edelim. Geldik rasyonel sayılarda en önemlisine, işte artık çarpma ve bölmeye. Çarpma ve bölme sınavda kesin çıkar. Çarpma ve bölmenin kurallarını bilmemiz gerekiyor. Rasyonel sayılarda çarpmada çok basit. Yan yana çarpıyorsun. Mesela 2 bölü 3 ile 5 bölü 7'yi çarpar mısın Tonguç evladım benim? 2 kere 5? 10. Süper. 7 kere 3? 48. Yuh evladım. 21. 21. Dolayısıyla 2 kere 5, 10, 7 kere 3, 21. Yazdım böyle. Üstler üste, altlar alta. Ama burada altta bir şey var mı Tonguç evladım benim? Görünmez bir 1 vardı. Aynen, her sayının altında görünmez, her tam sayının altında görünmez bir 1 vardı. Dolayısıyla şimdi çarpabilir misin? 2 kere 1? 2. Süper zekisin. Bölü. 4 kere 1? 4. Süper zekisin. Artı. Şimdi geldik bu zımbırtıya. Şimdi Tonguç'um bak, burada çarpmayı yaptık da toplamayı yapacağız ilk başta, yoksa buradaki bölmeyi mi yapacağız? Üpçt kuralımız neydi Tonguç'um? Üpçt kuralımız. Üstü sayılar, parantez, çarpma, bölme, toplama, çıkarma. Ya kardeşim, üstü yok burada. Parantez yok burada. Ama çarpma, bölme ve toplama çıkarmadan, çarpma, bölme öncelikli. Dolayısıyla ben toplamayı yapmadan önce şuradaki bölmeyi yapmalıyım demen gerekiyor üpçt kuralına göre. Geldik, bölmeyi yapacaksak eğer, nasıldı kuralımız? Bunu aynen yazıyoruz. 5 bölü 12 çarpı diyoruz. Bunu ters çevirip çarpıyoruz. Yani birinci aynen yazılır. İkinci ters çevirip çarpılır. 5 bölü 3'ü ters çevirip çarparsan 3 bölü 5 eder. Şimdi çarparsak Tonguç'um sadeleştirme yapılabilir burada. 5 ile 5 sadeleşir. 1, 1 olur. 1 kere 3, 3. 1 kere 12, 12. 3 bölü 12'de de yine sadeleştirme yapılabilir. İkisi de 3'e bölünürse 1 bölü 4 eder Tonguç'um. Bu 1 olur, bu 4 eder. İkisi de 3'e bölünürse. 1 bölü 4 çıktı mı bunun sonucu da? Bak bunun sonucu da 1 bölü 4 çıktı. Şimdi artık gönül ferahlığıyla toplayabiliriz. Çünkü paydalar aynı, üstler toplanır. 3 bölü 4 kalır payda, aynı şekilde kaldık. O zaman cevabımızın 3 bölü 4 olduğunu da söyleyebiliriz. Tonguç'um geçtik diğer sorumuza. Yeni soru, yeni şans. Tonguç'un matematik kitabının kapağının uzun kenarı. Hocam matematik kitabını gösterebilir miyim size? Evet, matematik kitabı uzunluğunu göstereyim. Matematik kitabı, evet, kitabının kapağının uzun kenarı. Yani burası 24
24 tam 1/10 santimetre. Aa, doğru, doğru. Kısa kenarda 14 tam 8/9 santimetre. Daha kısa, doğru. Buna göre Tonguç'un kitabının kapak yüzeyinin alanının tahmini sonucu kaç santimetre demiş. Cetvelle ölçeymiş, yazmama gerek yok. Bir kere Tonguç'um tahmini sonuç demiş. Sınavda tahmin sorusu gelecektir. Neden diyeceksin? Çünkü bu sene tahminler çok önemli. Tahmin dediğimiz şeyse sen ayrıntılarla uğraşmayacaksın. Ayrıntılarla boğulmayacaksın. Yani sen 24 tam 1/10'da Tonguç'um bu aslında hangi sayıya yakındır diye düşünmen gerekiyor. Ya 1/10 dediğimiz şey 10'da 1'dir Tonguç'um. 10'da 1 sıfıra çok yakın bir sayıdır. Yani şöyle düşün. Dolayısıyla bu sayı 24'e yakın değil. Aynen, süper. Yani sayı doğrusunu düşündüğün zaman burası 0, burası 1 ise ya kardeşim 20, burası 1/10, 10 parçaya bölüyorsun. İlkini alıyorsun. Yani burası sıfıra çok yakın bir sayı. Dolayısıyla 24 tam 1/10 da 24'e çok yakın bir sayı. Bu 24 ile 25 arasındadır normalde. 24 ile 25 arasındadır. Ama 24 tam 1/10 parçaya bölüyorsun. En yakınını alıyorsun. Dolayısıyla çok yakın bir sayı. Neye? 24'e. O zaman ben bunun yerine 24 alırım. 24 santimetre düşünürüm. Ama geldik 14'e. 14 tam 8/9'u dersem Tonguç'um, burada da enteresan bir şey var. Normalde 14 tam 8/9 14 ile 15 arasındadır. 14 ile 15 arasını 9 parçaya bölüyorsun. 8 tane çentik atarak. Sonra 9 parçadan 8.sini, yani buraya 15'e en yakın olanını alıyorsun. 15'e en yakın. Ya kardeşim bu 15'tir diyebiliriz Tonguç'um. Dolayısıyla 15 santimetre yakındı diyebiliriz. Ondan sonra yapacağımız şey çok basit. Ne yapacaktık? Bir dikdörtgen varsa uzun kenarla kısa kenarını çarpacağız dikdörtgen alanını bulabilmek için. O zaman 24 ile hemen şöyle yapalım. 24 ile 15'i çarparsak Tonguç'um 5 kere 4 20 elde var 2. 5 kere 2 10 elde var 2 12. 5 4 kere 1 4. 1 kere 2 2. Topladığımız zaman 0 6 3. 360. Birimine santimetre santimetreyi çarparsan ne olur Tonguç'um? Santimetre kare olur. Zaten bize öyle sormuş. Dikkat et. 360 santimetre kare. Bak çok dikkat et ama tahmini değerdir bu. Adam bize şunu da sorabilirsin abi. Gerçek sonucuyla ne kadar fark var diye sorabilir. 360 bununla bunu çarpıp sonrasında gerçek sonuçta karşılaştırmamız gerekiyor. O da bayağı bir angarya olur. Onu da bayağı yapmak lazım. Şimdi, şimdi yapman lazım gereken şey Tonguç'um. Bir kere kitabını alıp bir kere çalışman gereken konuları sana söylemek istiyorum. Bir kere sınavda çıkacak konular şu iki üniteden olacak. Ve iki ünitedeki konulardan bir üstlü sayılarla başlıyoruz ama üstlü sayılar çok eski bir konu. Dolayısıyla bundan çıkmayabilir. İlk sınavda çıkmıştı ama. Ama yine de bir genel kurallarını hatırlayalım. Ondan neden peki? Çünkü işlem önceliğini bilmemiz gerekiyor. İşlem önceliği burada çok önemli. Gerçekten matematiğin temelini oluşturuyor. O yüzden sayfa 14 çok önemli. Ondan sonra ortak çarpan ve doğal sayı problemleri önemli olabilir. İlk sınavda çıkmıştı ama bu sınavda daha çok kesir ve şey problemleri çıkacak. Tam sayı problemleri çıkacak. Ona dikkat edelim. Çarpanlar ve katlara baktığımız zaman Tonguç'um, çarpanlar ve katlardan işte hangi sayının bölen çarpan olduğunu bilmen gerekiyor. Ve aynı zamanda Tonguç'um bölünebilme kuralları sınavda çıkabilir, dikkat edelim. 2, 3, 5, 7, 9, 7 yok da 2, 3, 5, 6, 9 bunlar çıkabilir. Aynı zamanda asal sayının ne olduğunu 2, 3, 4, 5, 6, 7 hangilerinin asal olduğunu, asal olmadığını bilmen gerekiyor. Ve ortak bölenler, ortak katları da hakim olup da bundan çıkabilecek problemleri hakim olmamız önemli. Ve aynı zamanda kümelerin temel kavramını zaten biliyorsunuz. Venn şeması, işte liste yöntemi, ortak özellik. Kümelerde işlemlerde birleşim ve kesişim sınavda çıkabilecek bir başlıktır diyorum. Ve geldik tam sayılarda. İşte gerçekten de sınavda en önemli kısım. Yani ikinci ünitemiz tam sayılar ve sayı doğrusunda sağ sayıların pozitif, sol sayıların negatif olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda mutlak değerin aslında sayıyı tamamen pozitif yaptığını kesin hatırlayalım. Sınavda %100 gelir mutlak değerle alakalı soru. Kesirlerde sıralamaya bakarsak, kesirlerde sıralamada işte nasıl parçalara böldüğümüzü ve aynı zamanda paydası ve payı eşit olan kesirlerde nasıl sıralama yaptığımızı demin öğrettiğim yöntemlerle hatırlayalım. Ve bu sayfa 34'te buna çok dikkat edelim. Buradaki soruları da çözersen buradaki sorular da tam sınavda çıkabilecek tarzda lütfen bunları da çok iyi çalış. Yapamadığın soruları tasladan çözebilirsin, merak etme. Kesirlerde toplama çıkarmayla ilgili kuralları hatırlayalım. Paylar eşitlenir, normal tam sayılarla nasıl toplanır çıkarır bunları bilelim. Kesirlerde çarpmanın
kurallarını ve bununla ilgili model sorularını mutlaka çok iyi çözelim. Ve aynı zamanda bölmenin de nasıl olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Birinci aynen yazılı, ikinci ters yürüp çarpılır kuralı ve tahmin ve kesir problemlerinde de hakim olmamız gerekiyor. Şuraya kadar, yani sayfa 43'e kadar lütfen, ama lütfen çok iyi çalış ve aynı zamanda birazcık daha sınavda hocanın zor soruyorsa ve gerçekten kaliteli sorular çözmek istiyorsan yapman gereken şey Zoru Bankası tüm derslerden hemen sana sayfaları veriyorum, çalışman gereken sayfaları. Zaten ilk sınavda çözmüştün ama yine de çözmeden için 80 sayfa 80'den başlayıp işlem önceliği, dağılma özelliği, ortak çarpan bazı, doğal sayı problemleri, çarpanlar ve katlar devam ederek bölünebilme. Bak şimdi sana çok güzel bir sınav yapacağım. 90 Tonguç'um, bir kere sınavda gelecek konulardan hemen sana şunu hatırlatmak istiyorum. Sayfa 80 ile sayfa 97 arasına çalışabilirsin. Ama esas çalışabileceğin nokta ise, hani önceliğin şu olmalı. Önce 98'den itibaren çöz. Sonra 80'de zamanın kalırsa 80'den çözersin. 98'den itibaren, çünkü orada tam sayılar ve kesirler başlıyor. 98, 99, 100, 101 kesirleri bitir. 102, 103, 104, 105 ve aynı zamanda Tonguç'um 106 ve 107'yi mutlaka mutlaka çok iyi çalış. Dolayısıyla bunlar sınavında en fazla çıkacak konular. Buradaki tabii zorları da, yani zor soruları da lütfen çok iyi bir şekilde tamamlamaya çalış diyorum sana Tonguç Evren Bey'im. Şimdi o zaman ödüllü sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Hadi bakalım evladım. Teşekkürler hocam.